Şunu belirtmem gerek, The Last of Us 1 benim hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan biri. PlayStation 3'e ilk geldiğinde böyle bir şey olamaz demiştim. PlayStation 3 gibi artık eski sayılan bir konsolda oyun şov atıyordu. Animasyonlar, grafikler, ortam her şey dönemin zirvesindeydi. Ama beni en çok etkileyen tarafı hikayenin sunumuna gösterilen müthiş özendi. Elbette daha önce de hikayesi iyi pek çok oyun oynadım ama burada bir performans vardı ya. Hani çok kaliteli bir dizi ya da çok über bir film seyrediyormuşçasına bir performanstan bahsediyorum. Bak, duygusal anlamda oyunlardan çok etkilendiğimi söyleyemem her zaman en azından. Ama bu arkadaş, şu gördüğünüz arkadaş beni etkileyen işlerin başında gelir. Hala da oyunun açılış sahnesinde böyle bir damla gözyaşı pıt eder şuradan ya. Öyle sevdiğim, öyle özel bir şeyden bahsediyorum size. Ve şimdi o şey tekrar karşımda. Adı da The Last of Us Part 1. Olayı ne? Olayı çok ilginçtir ki para cukkalamak. Hayırdır Joel, bizi mi tırtıklıyorsun lan tırrek? Last of Us Part 1 orijinal oyunun baştan aşağıya PlayStation 5 için yeniden yapılan versiyonu. Şimdi bu baştan aşağıya yeniden yapılma tanımı çok ucu açık bir tanım. Ya insanın aklında bu tanımı görünce gelen ilk soru şu oluyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Neden hali hazırda yeni sayılabilecek bir oyunu baştan aşağıya tekrar yapıyorsunuz ki? Ben bizzat Last of Us'ın PS4 versiyonunu yakın zamanda bir daha oynadım. Ya hem de tam ikinci oyunu bitirdikten sonra oynadım ve açık söyleyeyim oyun hala daha taş gibi bir oyun. Elbette aman Allah'ım ne grafikler var burada demiyorsunuz ama hani kötü gözükmüyor. Oynanışı akıyor, gayet iyi duruyor. Ya bu oynanış hala daha günümüzde gideri olan bir oynanış. İkinci oyun kadar böyle rahat olmasa da akmasa da böyle kendi ayakları üzerine duran bir oynanış var burada. Kısadan ise bugün bu oyun net olarak oynanacak bir oyun değil mi? Okeyiz buna. Ama sen bana diyorsun ki ben bu oyunu bir daha yapacağım. O zaman ben de soruyorum, neden? Daha iyi bir şey mi getireceksin? Sen de evet diyorsun, daha iyi getireceğim. Ne daha iyi olacak diyorum, grafikler diyorsun. Okey, bu zaten normal bir şey, tekrar yapıyorsan grafikleri iyi olmalı, bu sayılmaz, başka ne getireceğim? İkinci oyunda kullandığım animasyon teknolojisini getireceğim diyorsun. Allah Allah, okey. Sonra yapay zeka ekleyeceğim, acayip düşmanlar olacak diyorsun. Oo diyorum, buna da okey. O zaman farklı bir şey oynayacağız değil mi? Sonuç şu arkadaşlar, oyunu bitirdim ve bu oyun aynı oyun. Hala daha aynı oyun. Sadece daha iyi grafiklisi lan bu. Ulan madem aynı oyun yapacaktın, o zaman niye sen bu oyunu yeni bir oyun fiyatından satıyorsun kardeşim? Tamam, geliştirmesi var, okey, bir şey demiyorum. PlayStation 5 grafikleri var, haptik titreşim falan var, Türkçe dublaj, okey, bunların hepsini okey. Ama bunların hiçbiri bu oyunun fiyatının tekrar çıkıp da full fiyat istemesinin bahanesini karşılamıyor. Hakikaten bundan sonra oyun sektörü böyle mi olacak ya? Daha önce bir şey alıp grafiklerini cilalayıp bir daha full fiyattan bize mi satmaya çalışacaklar? Madem sen bu oyunu tekrar yapıyorsun, değiştirsen alan bir şeyleri. O zaman yani ne bileyim, ikinci oyundaki animasyonları ekle, kaçış hareketlerini ekle, bölümleri bir tık genişle. Ya bir şey yap farklı. Oğlum aynısını yapmışsın lan. Madem o zaman grafikleri yenip satacağız, 3 ay sonra sorarlar şu God of War'u, bu 2018'de çıkan God of War'u da bir daha satın. Cilalayın grafiklerini, bir daha satın. Sonsuz bir döngüye girelim. Hatta bu PlayStation 5'e çıkan Last of Us Part 1'i de 6 yıl sonra bir daha aynı şekilde oynanışını tutup grafiklerini cilalayıp bir daha satın. Oğlum bu çok değişik bir mantık değil mi? Bir bana mı garip geliyor? Last of Us Part 1 gerçekten beni üzdü bu açıdan ya. Oyunun oynanış hissi, oynanış tarzı, bildiğin The Last of Us işte. Tabii ki de arada farklar var teknik anlamda. Farklar çok fazla, ona bir şey diyemiyorum. Ama oynadığın şey aynı, teknik farklı olsa ne olacak? Oyunun mantığı anlamında hiçbir şey yenilenmemiş. Buna en azından şu ikinci oyunda olan dodge hareketini ekleseydiniz oyuna. Böyle düşmanlardan kaçma hareketini. Onu bile eklememişler. Tabii biliyorlar, onu eklerlerse düşmanlara da ona göre bir yapay zeka yazmak zorunda kalacaklar. Ve bununla uğraşmak istemiyorlar. Ama fiyata gelince full fiyat istemeyi biliyorlar, Allah Allah. Bak sen yine bu Part 1 yapıyorsan yap, tamam mı? İlla ben bunun grafiklerini yenileyeceğim diyorsan yenile. Ama ne bileyim, oyuna sahip olan insanlara bir indirim ver. Ya da başka bir şey ver, bir avantaj ver. Çünkü zaten Last of Us milyonlara ulaşmış bir oyun. Aynı milyonlara oyunu almaları için bir sebep vermen lazım. Madem bu fiyatı istiyorsun. O sebep sadece grafikleri daha güzel olmamalı. Ama şunu da biliyoruz. Sony bunu niye yaptı? Tabii ki de Last of Us'ı böyle PC'ye güzel grafiklerle getirmek için yaptı. Bu oyun PC'ye de gelecek. Tam çıkış tarihi vermeseler de geleceğini söylediler. Ama bu kadar yenilemeyeceksin oyunu. Şu PS4'teki versiyonunu da PC'ye çıkarabilirdin. Açık ve net söyleyeyim. Eğer daha önce The Last of Us'ı oynayıp bitirdiyseniz, tekrar oynamak gibi bir düşünceniz de yoksa bu oyunu almanıza gerek yok. Tekrar oynamak gibi bir düşünceniz varsa da gidip orijinalini oynayabilirsin. Yani daha kötü grafikli gelebilir eyvallah ama low ayarda oynuyormuş gibi düşün abi. Ha dersen ki ilk kez ben Last of Us'ı oynayacağım, yine PlayStation 4 versiyonunu oynayabilirsin. İlla bunu oynamana gerek yok. Ha benim elimde PlayStation 5 var, oyuna yetecek param da var, o zaman alayım mı diyorsan o zaman al tabii. Çünkü bu oyun hala da bence en iyi oyunlardan biri. Özellikle hikayeli oyunları seviyorsan sunum açısından üst noktada bir iş. Yıllar geçmesine rağmen etkisini yitirmemiş bir başyapıt benim için. Ben oyunun kendisine laf etmiyorum. Dediğim gibi bayılırım. Ben oyunun bu para cukkalaması şeyine sinir oluyorum. Last of Us candır. Last of Us'ın kendisinden de konuşmak gerek. Sonuçta bir Last of Us videosu bu. Bakın Last of Us'la alakalı şu konunun altını çizmem lazım. Last of Us hiçbir zaman oynanış tarafında yaptığı devrimsel işlerle öne çıkan bir seri olmadı. Aslında oynanış anlamında bu oyun sade bir oyun. Gizli git düşmanı indir, çatışmaya gir, düşmanı avla, hayatta kal, envanter topla, topladığın envanterlerle ekipmanlar yap, bu ekipmanları kullanarak düşmana karşı avantaj elde et. Bu Last of Us. Ve bu yaptığı şeyleri de gayet iyi yapıyor. Kağıt üzerine baktığın zaman çok az geliyor değil mi aslında? Bu kadar mı lan Last of Us diyorsun. Ama bu oyunu benim için diğer oyunlardan ayıran çok büyük bir unsur var. O da insanın oyunun içerisinde böyle
böyle mıh gibi sokması. Immersion dediğimiz oyunun içerisine girme hissini tam anlamıyla vermesi. Peki bunu nasıl başarıyor? İlk olayı teknik tarafı. Vurduğun her sopa darbesi, ateşlediğin her silah, yürümek, koşmak o kadar gerçekçi, o kadar oturaklı hissettiriyor ki. Bu gerçeklikle seni oyuna öyle bir çekiyor ki yaptığın en ufak aksiyon hareketi bile 10 üzerinden 10'luk bir şeyle baş başa olduğun duygusunu veriyor. Teknik başarı bu. Başka oyunda hissetmediğin bir ağırlık, bir oturaklı, bir gerçekçilik var Last of Us'ta. Yaptığın şey az olsa bile çok kuvvetli. Tüm bunların üzerine kurduğu dünya karakterlerini siyah beyaz yapmadan gerçekçi şekillerde resmetmesi oynanışı daha da bir anlamlı kılıyor. Joel bir kahraman değil, eli masum, genç, korunmaya muhtaç bir kız değil. Bu ikili daha önce insanlara kazık atmışlar, yardımsever değiller, hayata dair kendilerine ait motivasyonları var. Oyun sana bunu çok temiz bir şekilde anlatıyor. Bunlar beyaz melek gibi insanlar değiller. Bazı oyun vardır bu arada, hikayesi çok iyidir ama anlatmaya geldiğinde bunu tam beceremeyebilir. Ne bileyim, ara sahnesi iyi değildir oyundan bahsediyoruz sonuçta ya da ara sahne zamanlaması iyi değildir, bir türlü istenilen etkiye çıkamaz. Ama bence The Last of Us özünde süper bir hikayeye sahip olmasa da bunu bize anlatma konusunda oyun dünyasındaki en iyi işlerden birini çıkarıyor. Hem performans anlamında hem sunum anlamında karakterleri inandırıcı kılmayı başarıyor. Bu inandırıcılık da oynanış tarafındaki teknik gücüyle birleşince baştan aşağı içine insanı çeken bir deneyim yaratıyor. Bir The Last of Us'la alakalı en sevdiğim şey şu, oynanış kısmında da hikayeyi anlatmayı sürdürüyor. Daha önce bunu Naughty Dog Uncharted'larda da çok yaptı. Karakterler oyun esnasında birbirleriyle konuşuyorlardı. Çatışırken birbirlerine laf sokuyorlardı, bir şey yaparken birbirlerine laf atıyorlardı. Fakat Last of Us'ta bence bu iş zirveye çıktı. İki karakter yürürken birbirlerine laf atmaları, bir konu üzerine konuşmaları, bir şeye bakıp onunla ilgili yorum yapmaları sizi onlara karşı daha böyle bir bağlanmış hissettiriyor. Bugünden baktığımızda bu çok yaygın bir yöntem olabilir. Çoğu oyun bunu kullanıyor işte. İki karakter birden yürüyor, konuşuyorlar, bir şey yapıyorlar ama o dönemler bu daha böyle yeni yeni oturmaya başlayan bir şeydi. The Last of Us bu yeni yeni oturmaya başlayan şeyi kendi getirdi diyebiliriz buna. Zirveye çıktı. İki karakter arasındaki ilişkiyi görmek için illa bir ara sahne beklememe gerek yoktu yani. Orada görüyordum oyun esnasında hakikaten iki karakter arasında bir ilişki vardı. İşte bu yüzden benim gibi oynanışa önem veren, oynanışı öncelikli kılan bir insan için bile oynadığım en iyi oyunlardan biri dedirtebiliyor Last of Us kendini. Her ne kadar zengin bir oyunu şöyle sunmasa da az ama öz. Yapmak istediği her şeyi zirvede yapan bir oyun. Karakter yumruk mu atacak? En kralını atacak kardeşim. Karakter şarjör mü değiştirecek? Öyle bir değiştirecek ki gerçekten değiştirdiğini hissedeceksin. The Last of Us Part 2 vs. Part 1. Daha önce de konuştuk ama bir daha bu konuya değinelim istiyorum yani. Ben The Last of Us Part 2'ye de bayılan bir oyuncuyum. Oynanış anlamında yaptığı bir işin benzerini yapabilecek başka bir firma var mı çok da emin değilim açıkçası. Ya bir oyun bu kadar gerçekçi gözüküp bu kadar iyi animasyonlara sahip olup da bu kadar rahat bir oynanış tecrübesi sunamaz bence. Bak RDR 2'nin de hastasıyım ben biliyorsunuz her yerde söylüyorum RDR 2'ye bayılırım. Ama RDR 2 bir gerçekçilik inşa etmek için akıcılıktan vazgeçiyor. Çünkü animasyon teknolojisi uygun değil. Yani karakteri rahat hareket ettiremiyorsunuz RDR 2'de. Last of Us'ta ise buna öyle bir animasyon çalışmışlar ki tabii bu çok teknik bir konu. Bunun ayrıntısına girmek lazım yani ama videoyu şimdi hiç etmeyeyim burada. İşin özü şu, The Last of Us Part 2 RDR 2 gibi gerçekçi animasyonlara sahip olsa da yağ gibi akan bir oyun. Bu yüzden de teknik bir başyapıttır benim için ve bu açıdan da The Last of Us 1'in hep önünde olacaktır. Bence Part 1'in de önünde. Her ne kadar Part 1 biz de aynı teknolojiyi kullanıyoruz dese de oynanışa bir şey katmadıkları için anlamıyorsun ki aynı teknolojiyi kullandıklarını. Hani Joel'un yeni hareketleri olsa, hani bir şeyler yapsa biz de desek ya ulan bak bu teknolojiyle bu hareketleri yapabiliyor artık okey. Ama bir şey eklememişsin. O yani o animasyon teknolojisi orada olsa ne olacak? 2013'teki oyunu oynuyoruz hala. Bu teknik taraf açısından Part 2 her zaman benim için zirvede kalacaktır ama geri kalan kısımlarda ben hala daha Part 1'i önde görüyorum ya. Hikayesi, bölümleri, genel akışı falan benim oyun zevkime bir tık daha fazla uyuyor. Mesela Last of Us Part 2'de özgürlüğe önem vermişlerdi. İkinci oyunda alanlar genişlemişti, düşmanlara farklı şekillerde yaklaşabiliyordu. Hani bir mekana girdiğinde biliyordun ki burası geniş bir mekan, düşmanlar her yerde olabilir, ona göre oyna. Bu çok güzel bir his, oyunun gerçekten çok güçlü bir yaptığı bir şey. Ama burada şöyle bir sıkıntı oluyor benim için. Oyun bunu çok kullandığı için oyundan ne bekleyeceğimi bilmeye başladım bir noktadan sonra. Yani 2 saat sonra da benzer bir alanda, benzer bir sahada çatışacağımı biliyordum. Çünkü oyunun gittiği yön buydu. Geniş alan, özgürlük, oyuncuya serbestlik verelim. Ve bunu da her yerde kullanmaya çalıştıkları için ben artık tahmin ettim yani. Tamam bu oyun genelinde böyle aksiyonlara gireceğiz diye. Last of Us Part 1'de ise böyle keskin bir şey yoktu. Bazen geniş alanlara çıkıyordum, bazen sinematik sahneye denk geliyordum, bazen dar koridorlarda çarpışıyordum. O yüzden de oyunla ilgili bir sonraki sahnede ne göreceğini tahmin etmen çok daha zorlaşıyordu oynanış anlamında. Bu da benim gibi bir oyuncu için daha keyifli oluyor. Ama dediğim gibi bu çok bireysel bir tercih. Bu bundan iyidir ya da şu şundan iyidir diyemem burada. Tamamen tercih meselesi. Ben Last of Us Part 1'in dizaynını daha çok kendime uygun buluyorum. Ya iki oyunu tekrar üst üste oynayınca böyle çok daha net hissettim bunu. Bir de hikayenin içeriği, anlatısı, işte baba kız ilişkisi üzerinden bir yorum yapması falan bana ilk oyunu açıdan da daha sıcak ve daha iyi geliyor. Ama ikinci oyunu beğenene de niye beğendin lan falan demem kesinlikle. Zevkler, renkler meselesi. İkinci oyun da bu arada sunum açısından bir başyapıttır. Onun da altını çizeyim ya. İkinci oyun benim bir oyunda görebileceğim en üst teknik anlatıya sahipti yani. Hani bildiğin artık aktörler, aktrisler bir performans net vardı orada ve izliyordun artık yani.
Ama genel olarak Last of Us'ın ilk oyunun bende bıraktığı etki çok daha yüksek. O yüzden de günümüzde kesinlikle keyif alarak oynanacak bir oyun diyorum buna. Ama şu part 1'e baktıkça da üzülüyorum. Hem burada harcanmış bir potansiyel olduğunu düşünüyorum, hem de biraz böyle ucuz bir girişim gibi geliyor bana. Ya Naughty Dog gibi çok kaliteli bir firmanın böyle basit bir remake'le bir şey çıkartması bana çok garip geliyor. Hani gerçek anlamda bu oyuna bir remake demek için bence grafiklerin yenilenmesinden, baştan aşağı yapılmasından daha fazlasına ihtiyaç var. Grafikleri yenileyeceksen bu bir remastered oluyor yani. Ama sen remastered parası da istemiyorsun, full fiyat istiyorsun, yepyeni bir şey yaptık diyorsun. Ama ben hala da 9 sene önceki oyunu oynuyorum Naughty Dog. Bak dost acı söyler. O yüzden böyle ağır konuşuyorum senin hakkında. Sevdiğin seninle böyle konuşacak ki biraz kendine gel. Last of Us Part 1 lan. Bir dahakine uğraşma oğlum işte. Direkt PlayStation 4 versiyonunu PC'ye çıkart. Madem senin derdin PC'ye bir şey çıkartmak. Çıkar işte PS4 versiyonunu. Var elinde PS4 versiyonu. Bunu oynayan kimse şey demez ki. Ay bu ne falan çok eskimiş demez ki. Zaten çok eskimiş olsa oyunu değiştirip öyle yapardın. Değiştirmemişsin. Aynı tutmuşsun işte. Ay konuştukça aynı konulara sarıyorum ya. Haydi görüşürüz. Mevzuyu aktardığımı düşünüyorum. Last of Us Part 1 güzel oyun ama gereksiz bir oyun. Ya gereksiz demeyeyim de pahalı bir oyun. Yani ucuz çıkarsan okey diyeceğim de gene pahalı yani.